Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dinimizi nasıl anlattığını anlatacağım. Ve bakın, bırakın bu dine saygı göstereni, saygı göstermeyen bir insana bile Efendimiz nasıl muamele etmiş, biraz ondan bahsedeceğim. Ama şunu unutmayın, bu sözü yazın. Benim çocukluğumda ilk öğrendiğim 20 hadisten birisiydi bu. Hadis-i şerif meali. Efendimiz buyuruyor ki, düşman arıyorsun değil mi? Mazeret arıyorsun, çatacak insan arıyorsun. Şu şartlarda, bu şartlarda diyorsun. Efendimiz buyuruyor ki, senin en büyük düşmanın, senin en büyük düşmanın işte bu iki yanın arasında. Sen varsın ya şu. Nefsindir buyuruyor. Nefsin, nefsin. Sen nefsini, bak dikkat edin. Bir arkadaşın seni olmadık bir yerde bozsa, tam böyle bir şey yapıyorsun, bir şey yapsa, sen çok mu biliyorsun ya falan bir şey dese, herkesin içinde rezil etse, silersin abi onu. Hadi birazcık arkadaşının dengesizliğiydi falan diye şey yaparsın. 3, 5, 4, aynı meclise gider misin? Gitmezsin. Abi bırak sen adamın seni bozmasını. Aynı takımda değilsiniz. O falancayı tutuyor, o filancayı tutuyor. Yani düşün, Trabzonluyla Fenerbahçeli yan yana. Yani belli şeylerde oturursun, hep, bak şimdi adamın rengi kaçtı. Adamın rengi kaçtı, siz görmüyorsunuz burada. Allah muhafaza. Şimdi tamam, bu espri, bak espri olsun bu. Allah rızası için birbirimizi hiçbir şey için ayrıştırmayalım ya. Sonra çok ararsın sen o taraftarı. Allah'ın lanet insanları, kurguları üzerine çullandığında o senin en beğenmediğin taraftarın bile senin koluna girip kurtaracak tek adam kalır. Allah bu milleti hiçbir şekilde bölüp parçalamasın. O çok beterdir o. Fitne savaştan beterdir buyuruyor ayette. Acayip bir şey. Allah muhafaza eylesin. Hani onunla en azından beraber maç seyretmez. Çünkü fanatikse oturamazsın yani. Kavga edersiniz. Doğru mu? Doğru. Yanlışlık yaptı veya seni söz verdi. Abi beraber bir işletmede çalışıyorsunuz. Uzatmayacağım sözü. Birazdan tam yerine oturması için bu hazırlığı yapmak zorundayım. Kusura bakmayın. Beraber dükkan işletiyorsunuz. Bazen o kasada duruyor, bazen sen kasada duruyorsun. Veya iş bölümü yapmışsınız. Söz verdiği malı hazırlamamış. Hesabı tutmamış. Bir anda refüze oldun sen. Dükkanı berbat etti. O adamı ne kadar tutarsın? Ortaklıkta, işçilikte, memurlukta ne kadar tutarsın o adamı? Tutmaz. Özür dilese, hadi be moruk falan dese, yanından makas alsa, affeder misin? Affetmez. Şimdi, sende nefis denilen, bende nefis denilen bir şey var. Abi bu neler yapmaz. Arkadaşlıklarını mı bozmadı? Allah'a secde mi ettirmedi? Her türlü zevkin peşinden koşturmadı mı? Ne Ramazan'ı, ne Kur'an'ı, ne dinlenmesi, bunları berbat etmedi mi? Sırf bu zaafın yüzünden kaç kere dolandırıldın? Kaç kere hırsın yüzünden aptal durumuna düştün? Hırs, tamah, bilmem ne, haset, gıybet, abi yapmadığını bırakmadı sana. Doğru mu? Fakat abi bak, kuzu kuzu geçiniyorsun yanında. Kenara koy. Hani böyle şımarık çocuk vardır ya, her türlü şeyi yapar anası babası hala. Ne biçim anne baba dersin sen? Nefis denilen bizde bir şey var. Bize göre bu çok nefis. Ne yapsa affediyoruz. Ne yapsa affediyoruz. Metin abi söyledi, abi onu anlatsana çok güzel dedi. Adamın biri, bu olmuş bir hadise. Olmuş bir hadise bu yakın zamanda. Böyle hani hayvan sevgileri bilinmesi artık boyut değişti. Timsah besleyenler, bilmem ne yapanlar, evinde tarantula, örümcek falan besleyenler bile var. Yani ne diyeceğiz? Nasip. Tabiat boşluk kabul etmez. İki tane yetimin başını okşayayım. Şu bir kişinin gözyaşını sileyim. Şu yaşlıyı bir ziyaret edeyim demez. Köpek, lan köpek, lan köpek. Köpeği sevme demiyoruz. Ama bu sevgi varsa, bu sevgiyi başka hak edenleri de insan görmeli. O bir hastalık. Nasıl ki bir insan hayvana bile zulmettiğinde
insanlıktan çıkıyorsa anladın sen gerisini. Lafın tamamı birazcık böyle yani anladınız. Onu da anladınız. Şuraya geleceğim. Piton besliyor. Kadın diye hatırlıyorum. Piton manyağı var ya, piton şeyi sever. Piton sever. Heh, piton sever. Yani daha spesifik bir şey. Hayvan sefer, piton. Kocaman böyle bir pitonu var. Ve ciddiye de alıyor işi. Yani attım böyle hani şey yapmak değil. Gidiyor aşılarını yaptırıyor. Derisi ne zaman dökülür. Bilgi sahibi oluyor canım. Hastalık hastalık işte. Bir ara böyle bir ay falan gelmemiş. Çok iyi hayvan falan diye. Çünkü vahşilikleri varmış. Bir şey yapıyor. Tıs, istemem diyor. Evet, vuruyor falan. Hemen gidiyor veterine danışıyor ama böyle bir çok güzel anlaşmaya başlamışlar. Veterine her hafta giderken bu gitmemiş. Bir ay sonra gelmiş. Demiş ki nasıl demiş işler. Efendim demiş yani doktorum o kadar uyumluyuz ki. Yani zannedersin ki evde bir köpek besliyorum. O kadar evet. Hatta demiş beraber yatıyoruz. Nasıl yatıyorsunuz demiş yani. Böyle geliyor kapıyor sürünüyor, sürünüyor kıyamıyorum bakıyor böyle bir şeyler yapıyor. Sonra geliyor uzanıyor. Çörekleniyor mu demiş yoksa böyle uzun mu yatıyor? Ha ben de onu söyleyecektim demiş. Normalde hep böyle çöreklenir. Yanıma yattıktan sonra böyle kendisini aşağı doğru uzatıyor demiş. Adam çıldırmış. Hemen o yılanı hapsediyorsun demiş. Hemen. Sebep ölçüyor demiş. Yutarsam yiyebilir miyim? Boyunu ölçüyor demiş seni. Hemen demiş. Plan yapıyor sinsi. Aynen nefis de böyledir. Çok, bu sıra çok iyi anlaşıyoruz. Dikkat et, yutacak. Yutacak. Adamlar acayip ya. 40 sene sonraki entrikaları hesap edip devletlere, milletlere, toplumlara şekil veriyorlarmış. Sendeki? O dışarıdaki. Onun birisi Amerika diyor, birisi Rusya diyor, ötekisi onu beğenmiyor. Başkasına göre, Somali'ye göre Etiyopyalı, Etiyopyalı'ya göre Sudanlı. En büyük düşman benlik, benlik. Ramazan o yüzden rahmet ayı. Ramazan bir ceza değil. Ramazan, hadi bakalım yeter. 11 ay istediğinizi yapıyorsunuz. Bir ayda bize verin ya. Deme, hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Başın secdeden kalkmasa ona ne? Biz insan olalım diye geldi Ramazan.